Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Her gün olduğu gibi hafta sonunda da yine karşınızdayız. Hemen ekonomist Bayram Başaran'a dönüyoruz ve ekonomide öne çıkan başlıkları konuşmaya başlıyoruz. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Dilerseniz Merkez Bankası reel kur endeksini yayınladı. Onunla başlayalım mı? Bu yayınlanan endekste neler var, neler yok, bize bir anlatır mısınız? Aslında endeks çok ilginç. Aslında Türkiye'deki hem kur politikasının hem faiz politikasının hem enflasyonist politikanın yani bütün ekonomik programların ne kadar yanıldığını Merkez Bankası kendine açıklıyor. Ne kadar yanlış olduğunu da açıklıyor. Şimdi buradan birçok sonuç elde edilebilir. Bir kere şu anki finansal piyasalardaki durum, TL'nin durumu hem 1994'te meşhur faizlerin 1500'e çıktığı dönemdeki durumdan hem de 2001 krizinden daha kötü durumda olduğunu gösteriyor. Bunu açıklayan biz değiliz. Bir kere seyircilerimize, bizi izleyenlere bunu aktaralım. Bunu açıklayan Merkez Bankası. Şimdi 2003 yılında 100 bas puan alınarak bu endeks yayınlanmaya başladı. Bu endeks neye göre yayınlanıyor? Türkiye'nin dış ticaret yaptığı 36 ülkedeki maliyet fiyat ilişkilerine ilişkin geometrik ortalamalar alınıyor ve buradan bir sonuca varılıyor. O zaman da sıfır noktası yani 100 bas puanlık durum 2003 yılında alındı. Yani her şeyi eşitmiş gibi alındı ve bundan sonra bir endeks düzenlendi. Bu endeks 90'lı yılların başına kadar geriye gidiyor ve sürekli her ayda güncelleniyor. Şimdi bu endekse göre 1994 yılında 100 bas puan aldığımız zaman 94 krizi döneminde ki krizin nedeni zaten orada görülüyor. İyi bir endeks 100'den 79'a geriliyor. 79'a geriliyor endeksin durumu. Bu 95'ten itibaren biraz toparlanıyor. Sonra 96'da yükseliyor. Ekonomi tekrar toparlanmaya başlıyor. 2000 yılında %110'a çıkıyor. Yani 110 bas puana çıkıyor. Tamam. 10 puanlık ve ciddi bir iyileşme var. Gerçekten iyileşme. Onun yüzden yüzüne çıktığı zaman neydir? Yüzün altına düştüğü zaman demek ki senin paran gerçek değerinde değil, gerçek değerinden yukarı gösteriyorsun demektir paranı. 2001 krizinde bir anda düşüyor. %110'dan 2001 krizinde bir anda 80'lerde düşüyor ve 2001 krizi başlıyor. Şimdi 2001 krizinden yani 2002'den itibaren tekrar toparlanma başlıyor. Ta ki 2011 yılına kadar. 2011 yılında gerçekten o dönemde ekonomi iyi gitmişti. Ve o 100 bas puanlık rakam 120'ye çıktı. Gerçekten iyiydi. Herkes de topluma göre bunun gelişmeleri yansıyordu. 2011'den itibaren yumuşak bir düşüş başlıyor. Ama 100'ün altına ne zaman iniyor derseniz 2016'nın sonunda 100 bas puanın altına düşüyor. Oradan itibaren 2017'den itibaren düşüyor. 2017'den itibaren bugüne kadar baktığımız zaman şu an 67,23 bas puana düşmüş. Yaklaşık Türk lirası ne demektir biliyor musunuz? Türk lirası olması gereken değerinden %33 daha değerli demektir. Yaklaşık %29,73-77 daha değerli demektir. Tamam. Bu ne demektir? Gelecekte Türk lirasının daha fazla değer kaybedeceği gösteriyor. Şu an bu olay baskılanıyor demek. Anladım. Aslında ekonomik durumumuz hem 94 krizindekinden hem de 2001 krizindekinden krizindeki dönemde daha kötü demek. Bu çok net. Yani nazarda satılan dönemlerden aslında daha kötüyüz anlamına geliyor. Evet, büyük krizlerin bunların yaşandığı dönemlerden o zaman da kuru baskılanıyordu. Bugün de bu zaman da baskılanıyor ve o bir yere varamıyorsunuz. Bir de bugün faizlerin 19'a çıkmasına rağmen, 19'da olmasına rağmen halen demek ki mevcut faiz artışı önümüzdeki dönemde yani mevcut faiz değil, %19 faiz ki bunlar düşürmeye çalışıyorlar. Bu ondan olacak diyoruz. %19'da olmasına rağmen Türk lirası hala %33 fazla değerli görünüyor. Yani %33 değer kaybetmesi lazım. Faizi düşürdüğün zaman bu rakam daha da açılacak demektir. Yani bu onun için yaşanacak demektir. Yani hızlı bir kur artışı olacak demektir. Şimdi Merkez Bankası bunu yayınlarken bunu Cumhurbaşkanı kimse izah etmiyor mu? Ben hakikaten hayret ediyorum. Hayretler içindeyim. Tamam mı? Talimatla düşürdüğün enflasyon senin devalüasyonunu etkilemez, ekonomiyi düzeltmez. Ekonomiyi düzeltmediği zaman seni devalüasyon bekliyor demektir. Paran daha fazla değer kaybedecek demektir. Anlatabiliyor muyum? Birilerinin bunu Cumhurbaşkanı'na anlatması lazım.
Şimdi diyor ki enflasyonun, Merkez Bankası'nın bir gerekçesi var. Enflasyon diye. Hakikaten komik bir gerekçe. Gerçekten çok komik bir gerekçe. Gerçekten ki, kapanmanın etkisi var mıdır enflasyonun? Ya bu mümkün mü kardeşim? Ya yapmayın. Enflasyonun en önemli özelliği nedir? Temel ihtiyaç maddelerin ağırlığı %70'lerdedir. Hem temel ihtiyaç maddelerin fiyatlarını artıyor. Hem de sanayi yaramalların fiyatlarını artıyor. Ve buna rağmen sen diyorsun ki abi pandemiyle 17 gün kapandık. Enflasyon düştü. Ya dalga mı geçiyoruz? O zaman 2-17 gün daha kapatalım. Enflasyonu tek aynı rakamlar indirelim. Ha, böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Yani, değil mi? Kapanmanın ya, sadece pandemiye değil enflasyona da yararı varmış demek ki. Burada demek ki o zaman hakikaten bir ay kapatırsak 2 tane 17 gün 34 gün hadi 4'ünü attık 30 gün kapat enflasyon tek haneli rakamlara iner demek de bu mantıkla. Ama bu mümkün değil. Mesela bugün de veriler açıklandı. Son bir yılda konut fiyatlarındaki Türkiye genelindeki ortalama artış %30. Hani enflasyon düştüydü? Mümkün mü? Evet. Ki konut temel ihtiyaç maddesi değil, yediğin içtiğin bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Ve %30 artmış. Peki senin enflasyonun nasıl düştü? Gıda maddeleri uçuyor. Dışarıda, yurt dışında enflasyon %20'de hem de dolar bazında %27'de. Ben diyorum kalkıyorum, yok ya öyle şey olur mu lan? Türkiye'de enflasyon düşüyor. Yok ya. Bu aklımızda dalga geçmek demek. Şimdi kimse kusura bakmasın. Yani talimatta enflasyonu değil, enflasyonun rakamını düşük gösterebilirsin. Talimatla faizi düşürebilirsin. Ama talimatta devalüasyonu engelleyemezsin, fiyat artışını engelleyemezsin, gerçek fiyat artışını engelleyemezsin. Geldiğimiz nokta bu. Evet, sadece yani fiyatlarında değişikliklerle olabilecek bir şey. Bakın, önemli bir gösterge daha var. Türkiye'nin kötüye gittiğine ilişkin. İstanbul borsasında, yani bunun adında niye değişikliğini bilmiyorum. Borsa İstanbul demişler, yani sanki İngilizce bir kelime gibi olmuş. Asıl adı İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıdır. Siz de dersiniz ya bu çok önemli. İstanbul Borsası dersiniz. Ama Borsa İstanbul dediği zaman tam telaffuz İngilizce telaffuzdur. Bu ismi kim akıl ettiğini bilmiyorum. Bir kere Türkçe'ye uygun bir kelime değil. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ismi. Borsa İstanbul'da bir kurum Türk diline uyumlu değil. Neyse ona gelip borsadaki hisse senetleri işlem gören şirketlerin değeri 71 milyar dolar düşmüş. Evet. Bu ne demek biliyor musunuz? İhtiyacınız olan dış krediyi çok daha pahalı alacaksınız demek. Çünkü senin şirketlerin riski arttı demek. Şirketlerin riski arttığında da oruç primi faiz olarak senin kullanacağın her türlü krediye yansır demek. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oradan da gelecek şimdi maliyet artışları bize. Risk priminden dolayı bu şirketlerin risk primi arttığı için oradan da bir enflasyonist baskı, dolayısıyla bir devalüasyonist baskı gelecek. Ama sen bunu faizle belli kendi içerideki bas faize bir puan, yarım puan artırarak bir noktada tutabilirsin. Ama faizi düşürürsen risk primi bir daha artacak. Devalüasyon daha da artacak. Ve bunu engelleyemeyeceksin. Yani velhasıl bunun bütün sonunda görünen şu. Türk lirası minimum bugün itibariyle %32.77 civarında değer kaybetmek durumunda maalesef. Bugün itibariyle konuşuyorum. Gelecektekileri de söylemiyorum. Bir de üretici fiyatlarındaki artış sonraki aylarda fiyatlara yansıyacak. Daha bunları da konuşmuyoruz. Bunlardan da gelecek baskı var. Bugüne kadar yani aylık bazda bakarsanız en az önümüzdeki 2 ayda enflasyonun, aylık enflasyonun 5 puan artması gerekiyor 2 ayda. Reel rakamlar bunu gösteriyor. Hep biz hesaplar, kitaplar yapıyoruz. Sonra karşılıklı check ediyoruz, kontrol ediyoruz diğer ekonomistlerle. Bak sen minimum 5 puan artmak zorunda. Sen şimdi, ben diyorum ki 0.89 yok ya. Önümüzdeki ayda 0.60 açıklayalım ya da 0.50 açıklayalım. Senin açıklaman da olmuyor ki. İnsanların yaşadığı enflasyon var. Doğru. Dolayısıyla. Ona göre bir de maaşlar belirleniyor. Tabii. Enflasyonun ne kadar düşük açıklarsan maaşlar da o kadar düşük açıklarsan muhtemelen 6.30-6.5 civarında bize maaş olacak. O da kıyameti koparacak içeride. O maaş artışı çünkü hiçbir şeye yaramayacak. İnsanlar da kıyameti koparacak. Doğru. Yani geçmişteki son 5 aylık enflasyonu
maaşlarda yapılacak artış, 6-6,5'luk artış karşılamayacak. O kaybı da karşılamayacak. İnsan gerçekten yılbaşı önceki maaşımız da kalsın, fiyatlar da aynı kalsın, zam da yapmayın konumunda şu an. Doğru. Gerçekten yapılan zam diğer zamları karşılayabilmesi çok da mümkün görünmüyor. Çünkü 5 aylık enflasyon artışı %17'nin üzerinde. İstedikleri kadar 5 ayda 6 desinler, 4,5 desinler. Böyle bir rakam yok. İnsanlar yaşadıklarını biliyor. Çok doğru. Yani iş dünyası da biliyor. Sadece vatandaş da biliyor. Hepimizin cebinden ortalama da gidiyor. Ortalaması %17 diyor en adı açıkladı. Yani bizim hesaplarımız da onu gösteriyor. E sen diyorsun ki yok ya diyorsun böyle olsun. Kaldı ki bakın ilk başta TÜİK'in yaptığı daha mantıklı. Diyor ki enflasyon 1,44 TÜİK enflasyonu. Sonra bir anda ya bunu SEFEN açıkladık. Nasıl SEFEN açıkladın ya? SEFEN açıkladık 0,89 yok ya. İstanbul'da bile %1,67'lik enflasyon varken hesaplanırken ki onlar da çok düşük hesaplanıyor. Bunun içinde saman var bilmem ne var vesaire. Anlatabiliyor muyum? Bunu İstanbul'da 1,67 açıklarken Türkiye genelinde 0,89 olması mümkün değil. Bu insanların aklına dalga geçmek demek. Kimse zaten bir kurumun SEHFEN açıklama yapması da çok kabul edilebilir bir şey değil tabii yani. Türkiye bakın bu SEHFEN kelimesi ama ve fakat kelimeleri çok tehlikelidir. Özellikle gerçekten, ekonomide çok tehlikeli değil mi? Ekonomide de gerçek hayatta tehlikeli. Arkasında ama ve fakatın arkasına kıvırma gelir. Mutlaka bir kıvırma payı bırakılır. Evet. Ama böyle dersen bil ki kıvıracaktır adam ve getireceği cevap da doğru cevap değil. Ama ve fakat maalesef böyle kötü bir kelime. Aynı şey SEHFEN'de devlet için gerekli. Ben bunu SEHFEN söyledim. Biz bunu SEHFEN nedir abi? SEHFEN açıkladı. Niye SEHFEN açıkladın ya? SEHFEN kelime zaten Türkçe bir kelime değil. Evet. SEHFEN açıkladı. İnsanlar anlamıyor şimdi. SEHFEN niye açıkladı? Yanlışlıkla açıkladı. Anlatıyoruz ki dolar kuru neden yükseliyor? İşte bunun bir sürü sebebi var. Konuşmaya başladığımızdan beri aslında siz sebepleri arka arkaya sıraladınız. Yine güven. Geliyoruz güvene. Şu an sen bunu yaptığın sürece kimse sana güvenmeyecek. Güvenmiyor da. Ne Merkez Bankası'na, ne ekonomi yönetimine, ne de kimseye güven kalmadı şu an. Doğru. Gerçekten bu çok kötü yani. Güven istiyorsan doğruyu açıkla. Doğruyu söyle. O zaman Merkez Bankası güven mi arttırmak istiyor? Bak çok basit bir yol var. Desin ki ya enflasyon düşme sebebi dedik ya 17 gün kapandık. O kapanmadan sonra da şu kalemlerde fiyatlar çıksın. Desin ki bak ben olsam yaparım. Gerçekten yaparım. Çok basit. Bilimsel olarak çok basit. Hangi kalemlerde düşüş olmuş? Bu kalemlerin ilk günkü fiyatı neymiş? Baz aldığınız günkü fiyatı ne? Arasında ne değişim olmuş? Bana bunu göster. Döndük ki bunun da enflasyon sepetindeki ağırlığı bu. Bu nedenle diğer fiyatlar şundan arttı ama bu da bu kadar düştü. Dolayısıyla enflasyon 0,89 çıktı aylık. Ben de inanayım. Hadi çıkın ortaya. Doğru. Buradan söylüyorum. Hadi çıkın ortaya. Bilimsel olarak. Ben izah et. Kamuoyuna halka da izah et. Böyle bir şey olur mu ya? Çıkın izah etsin. Gerçekten saygı duyacağım. Çıksınlar, izah etsinler. Ben de kendilerini tebrik edeceğim buradan açık açık. Yayınlarımızda kendileri tebrik edeceğim. Böyleymiş ya. Gerçekten bu böyleymiş diyeceğim. Çıksınlar kamuoyunun önüne. Hatta 5 tane de gazeteci alsınlar. Ekonomi gazetecisi alsınlar. Bizi ekonomistler almasınlar. Ekonomi gazetecisi alsınlar. Dediler ki bunu izah etsinler. Böyle bir şey olur mu ya? Mantıklı ve inandırıcı açıklama yapılırsa tabii ki tebrik ederiz. Yani bundan doğal bir şey olamaz. Doğru. Çünkü işte bir şeyin yapıyorsanız mantığını izah etmeniz lazım. Çünkü ekonomi mantık biliyor. Çünkü mantık matematik demek. Evet. Bunu izah etmez lazım. Hadi çıkın izah edin bakalım. Size söylemiyorum. Biliyorum. Çıkın izah etsinler. O zaman buradan da çağrımızı yapalım. Böyle de noktalayalım. Evet. Peki. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Mersin. Sağ olun.